Üçüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasûbudû. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahat ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur. Onlara der, şu sağdaki yol hiç zarar olmamakla beraber, onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber, on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizam-ı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise muaddi hulasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvü alt ve mağlup edecek iki kıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker o muarif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur, fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden hof etmeyerek rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ta o matlup şehre yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür.